Evet. Postpartum kanama dediğimiz zaman tanısı olarak Dünya Sağlık Örgütü'nün geleneksel klasik bir tanımlaması var. Eğer siz doğum sonrası kanamanız 500 cc'ye atıyorsa buna postpartum kanama olarak nitelendiriliyor. Ama daha sonra bu modifiye edildi. Normal doğumlardan sonra 500, sezaryenlerden sonra bunun yaklaşık olarak 1000 cc olabileceği üzerine duruldu. Ayrıca doğum sonu kanamalarının ilk 24 saatte gerçekleşiyorsa buna primer doğum sonu kanaması, eğer 24 ile 6 hafta arasında gerçekleşiyorsa buna sekonder doğum sonu kanaması olarak nitelendiriliyor. Tüm dünyaya bakıldığında aslında bu miktara bağlı tanımalar konusunda bir konsensüs yok. Yani bir Avustralya'ya baktığınızda, Amerika'ya baktığınızda, İngiltere'ye baktığınızda hepsi postpartum kanamalarda evet miktarı ele alıyor ama bu miktarın yani ne kadar olduğunu gösterme konusunda yeterli bir konsensusları yok. Neden yok? Çünkü biz postpartum kanamayı aslında herkese göre 500 veya 1000 cc olarak nitelendirmemiz yanlış. Çünkü kişiden kişiye oluşabilecek klinik bulgular daha farklı olur. Yani kan kaybı miktarının hem ölçümü zor hem de vücut ağırlığıyla yakından ilişkili. Çok zayıf bir kişide 500 cc'lik kanama bile klinik olarak hipovolemik şoka neden olurken obez bir kişide 1500 cc'lik bir kanama bile tolere edilebiliyor. Veya onun dışında hepimiz sizin başına preeklemlik eklemlik vakalarla karşılaşıyoruz. Ekstra veze sıvı miktarının çok fazla olduğu bir preeklemlik olguda en ufak 350 cc'lik bile bir kan miktarının azalması sizde çok olası gros bir patolojiye yol açabilir. Onun için buna dikkat ederek kişiye göre bu kan volümlerini iyi tahmin ederek ortaya konulması gerekiyor. Tabii kanama miktarı önemli. Niye önemli? Çünkü maternal mortalitenin en önemli nedeni. Ama sadece maternal mortaliteyle de kalmıyor. Maalesef ki eğer yeterli ve zamanında siz müdahale etmezseniz süründürüyor da. Yani bu hastalarda oluşabilecek dik, arkasından renal yetmezlikler, multi organ yetmezliği, Sheehan sendromu gibi kronik bir sürü olayın iç içe girmesi hem aile hem de kadın hayatını berbat bir hale getirebiliyor. Postpartum kanamalarda miktar olarak yeterli derecede tanımı biliyoruz. Biz faktörlerini biliyoruz. Demin Yaprak Hocam da çok güzel anlattı. Biz bunlarda daha önce sezaryen, fibroid, çoğul gebelikler, polihidraminozun olmasını veya plasental yerleşim anomalilerinin önemini biliyoruz. Nedenlerini de biliyoruz. En sık 24 saatte olan özellikle ilk 2 saatteki kanamaların en sık nedenlerinin %80'inin altında bir atoni yaptığını veya plasental retansiyonun neden olduğunu da biliyoruz. Ama hala tüm dünyada büyük bir problem, major problem, önlenebilir bir neden ama tamamen önleyemiyoruz. Bunda en önemli neden, neden bunu önleyemiyoruz? Çünkü postpartum kanamanın tanımlanmasında bile konsensusumuz yok. Kanama miktarı ve hızını eksik tahmin ediyoruz. Kolay kullanılabilir protokollerimiz eksik. Evet buradayız hepimiz beraberiz tartışıyoruz ama nokta nokta şu sırada şunu yapacağız. Mesela yeni doğan resütasyon kurslarına çoğumuz katılmışızdır Sağlık Bakanlığı'nın. Onlarda adım adım hangi durumda ne bakacağız, neyi hangi durumda şunu yapacağız biliyoruz ama bir kanama da 2x2=4 etmiyor. Yani kendimizle karışıyoruz, birden abandone oluyoruz ve bu protokolleri adım adım uygulayamıyoruz. Diğer bir sorun ise yeterli eğitimi alamıyoruz bu konuda. Maalesef ki çok az şey yapıp çok geç karar veriyoruz ve geç kalıyoruz. Kanama miktarını ölçerken hepimizin tahmini olarak bir kanamadan bahsediyoruz. İşte parlak akması, pıhtının çok olması, işte yere bakıyoruz, örtüye bakıyoruz, bir şey tahmin etmeye çalışıyoruz. Tüm dünyada bunun için acaba daha objektif bir bulgu ortaya koyabilir miyiz diye petler ortaya konulmuş veya torbalar ortaya konulmuş bunun miktarını ölçecek kadar. Ama bu ve Avrupa ülkelerinin çoğunda da bu torbalar kullanılıyor. Ama torbalarla yüzeysel olarak sizin gördüğünüz kanama miktarının ölçümünü veya kantitatif olarak bu kanama miktarını ortaya koymamızın en büyük nedeni yani bu postpartum kanama tanısını önceden daha kolay koyabilmek ve gerekli müdahaleyi anında yapabilmek. Ama sizin görüntüsel olarak tahmin ettiğinizde bu torba kullanılan ülkelerde majör kadın ölüm oranlarını azaltma yönünde bir fark olmadığı ortaya çıkıyor. Yani siz klinik olarak obsesistseniz, bir kanamadan şüpheleniyorsanız veya ameliyat şartlarında kendi yaptığınız sponjların, kompreslerin kaç cc kadar miktar çekeceğini ortaya koyuyor ve ortadaki bir
operasyon odasındaki sağlık personeli sizi ikaz ediyorsa veya anesteziyi ikaz ediyorsa bu da gerçekten yeterli bir volüm ortaya koymada bir yöntem olabileceğini unutmamak gerekiyor. Biz de mesela kendi hastanemizde operasyon odalarına girdiğinizde bilgisayarların başında bizdeki kompreslerin tam ıslak olduğunda kaç cc kan çektiğini, bir spancın ne kadar cc kan olduğunu, hemşirelerin de bunu akılda tutması mümkün olmayabilir veya bizim de her ameliyat odasında bilgisayarın başında asılı bir durumda böyle bulunmakta. Yani biz de kendi materyallerimizin ne kadar kan çektiğini bence ortaya koymamız gerekiyor. Kan volümünü yaparken daha çok biraz obsesif olmak ve miktarı biraz da etrafı da iyice kolaçan ederek tahmin etmek durumundayız. Hemodinamik değişiklikler postpartum kanamada nasıl değişiyor? Kan basıncı, kalp hızı, idrar çıkarımı ve oksijen saturasyonuna kanamada bakıyoruz. Ama biz biliyoruz ki bir kan hızlı bir kan akışı olduğu takdirde ve biz bunu klinik olarak hemen ortaya koyamıyoruz. Eğer sizin kan basıncınız 90 milimetre civarının altına düşüyorsa zaten deniyor ki baz eksiğin bu hastada %20'nin üstünde ve neredeyse mortaliten %50'ye çıkıyor. O zaman bize kan basıncından daha spesifik bir bulgu olması gerekiyor veya normal ölçüyorsunuz tansiyonunu ama %33 mortalite görebiliyorsunuz. Biz biliyoruz ki bir kanama olduğu zaman insan vücudu İlk olarak kalp hızını arttırmaya çalışıyor. Aynı zamanda yavaş yavaş da sistolik kan basıncı düşmeye başlayacak. Demin Yaprak Hoca'nın da bahsettiği gibi artık tüm yayınlarda bize deniyor ki şok indeksini kullanın. Şok indeksi derken de kalp atım hızının sistolik kan basıncına bölünmesiyle elde edilen değer. Eğer siz bu değeri 1.1 veya üzerinde görüyorsanız bu kişinin acil müdahaleye ve kan transfüzyonuna ihtiyacı olabilir düşüncesini bizim kafamıza getirmesi gerekiyor. Çünkü eğer 1.1 ile 1.3 arasındaysa şok indeksiniz, bunun mortalite oranı 3 kat artmıştır. Kan transfüzyon gereksinim oranı 3 kat artmıştır. Onun için gardımızı biz buna göre alabiliriz. Laboratuvar bulgularına bakacak olur isek, akut bir kanamada sizin hemoglobin hematokrit değerinizdeki değişim maalesef çok güzel bir sonuç vermiyor. Çünkü vücuttaki hemoglobin hematokritin laboratuvara yansıması için bu kanamadan neredeyse 3-4 saat geçmesi gerekiyor. Bu durumda bizim için eğer hemoglobinin normal olup olmaması sizin için çok önemli değil. Siz eğer objektif olarak kan kaybınızın yüksek olduğunu düşünüyorsanız yine kendi savunma mekanizmamızı ona göre ayarlamamız gerekiyor. Ama hematokritiniz 25'in altındaysa veya ilk değerden 5 üzerinde bir düşüş görünüyorsa bunun durumunun çok acil olduğunu kafanıza yerleştirmemiz gerekir. Diğer bir şey de beyaz küre. Gerçekten eğer 16.000 üstünde bir hemos konsantrasyonu gösteren bir beyaz küreniz varsa bunda da şu anki konsantrasyondan dolayı hematokritin yüksek olarak karşınıza çıktığınızda unutmamamız gerekiyor. Diğer bir laboratuvar bulgulu olarak bizim için koagülasyon zamanlarına bakmak önemli ama bunlardan da en önemlisi fibrinojen. Çünkü fibrinojen hem bütün koagülasyon mekanizmanın işleyebilmesi için sizin kanınızdaki fibrinojen değerinin en az 150'nin üstünde olması gerekiyor. 150 ve 200 arasında tutmanız gerekiyor ki siz verdiğiniz diğer faktörlerin de işlev yapabilmesi için. Eğer fibrinojen değeriniz 200'ün altına düşüyorsa, 150'nin altına düşüyorsa muhakkak buna fibrinojen vermeniz gerekiyor. Bu yönden laboratuvar tetkik olarak önemli bir veri elimizde. Diğer şeyler ise aerobikten tabii kanamayla beraber oluşacak olan asidoz. Asidozla beraber aerobik solunumun anaerobik soluma dönüşmesi. Biz bu hiç istemediğimiz bir olay çünkü kısır döngüyü daha kötü bir duruma düşürebilir. Ama bunlar baz eksiğinin yerine koymak açısından önemlidir. Bunların da istenmesi gerekir kan gazlarının. Bunu da bir tarafa koymamız gerekir. Bütün bu veriler eşliğinde acaba biz madem kan volümünü doğru olarak çok iyi saptayamıyoruz ve tam kanamayı da sınıflayamıyoruz. Yani tam klinik bulgular da bize tam net göstermiyor. Acaba bunların bir kombinasyonu olarak bir şey ortaya çıkarsak biz bu kanamayı evrelendirebilir miyiz düşüncesi ortaya konuyor.
Hepimiz kitap, postpartum kitaplarda, kanama kitaplarında da gördük. Belli bir miktardaki kanamadan sonra kan basıncının nasıl düştüğünü veya klinik bulguların nasıl ortaya çıktığını klasik kitaplarda da yazıyor, görebiliriz. Ama Amerikan cerrahi konsensusları bütün bunları birleştirerek bu peripartum kanamaları da, postpartum kanamaları da evrelendirdi. Evre 1 de sizin klasik olarak vajinal doğumlarda 500 cc, sezaryenlerde 1000 cc üstünde kanamanız var. Bunlar da genelde vital bulgularınız normal, klinik bulgularınız normal oluyor. Evre 2'ye geçtiğinizde yaklaşık olarak 1000-1500 cc'lik bir kanama miktarı var tahmin ettiğiniz. Bunlarda da vital bulgular normal olabiliyor ama dikkat, şok indeksi bu evre 2'de size bir ön belirteç oluyor. Yani evre 2'de eskiden bir bulgu yok derken şok indeksi burada sizi alert edebiliyor. Evre 3'te ise zaten kanama miktarınız fazla ve bu durumda zaten vital bulgularınız da anormal, laboratuvar bulgularınız da anormal. Evre 4'te ise kardiyovasküler maalesef kolaps araya giriyor. Şimdi biz bütün bu tanımlamalar ve klinik evrelendirmeden sonra biz görüntüleme yöntemlerini postpartum kanamalarda nasıl uygulayabiliriz? Burada risk faktörlerini biliyoruz. İşte fibroidler, çoğul gebelikler, polihidraminoz, plasenta yerleşim anomalileri. Eğer siz hepimizin aslında pratik yaşantıda ultrasonografi çok elimizin altında. Eğer siz efektif ultrasonografiyi kullanabiliyorsanız buradaki risk faktörlerinin neredeyse %60'ını aslında doğum öncesi size ulaşabilecek bir risk açısından bir bulgu verecektir. Ve burada en önemli şeylerden bir tanesi plasenta yerleşim anomalileri. Plasentanın servikal osa demin sevgili Yaprak da belirtti. Servikal internal ostan yaklaşık olarak plasentanın lokalizasyonu 2 santimin altındaysa plasentanın aşağı yerleşimli olduğunu ortaya koyuyoruz. Bunun altına iniyorsa plasenta previa'nın komponentleri işin içine giriyor. Plasentanın aşağı yerleşimi olması hem doğum sonrası kendisi kanama yaratması yönünden önemli hem de plasentanın invazyon anomalileri açısından önemli. Plasentanın invazyon anomalilerini ise yine biz ultrasonografik olarak aşağı yerleşmiş bir plasentası olanlarda veya eski sezaryen, geçirilmiş uterin ameliyatı olanlarda, fazla kürtajı olan hastalarda kuşkulanıp da bunun plasentasındaki görülere bakarsak hepimize bir bulguluğu verebilir. Buradaki bakacağımız yaklaşık olarak 5 tane şey bizim için çok önemli. Bunlardan bir tanesi miyometriyal kalınlık. Eğer siz plasentanın kendi sınırıyla bunu en yakın, en aşağıda mesaneye yakın yerinden ölçebilirsiniz. Arasındaki mesafe yaklaşık 2 milimin altındaysa bu bizim için çok önemlidir. Bunlarda miyometriyal invazyon patolojisi olabilir diye aklınıza gelmesi lazım. Ayrıca plasental lakünlerin varlığı, neredeyse de ise plasenta akretalarda olmazsa olmaz bulgulardan bir tanesi plasental lakünlerin olmasıdır. Bunlar lineer olabilir, düzensiz olabilir. Color dopleriniz varsa sizin için büyük yarar sağlar. Bir color koyduğunuz takdirde burada anormal uterin damarları, plasentayla mesane arasında veya miyometrium arasındaki anormal damarları ortaya koyabilirsiniz. Bunlar da önemli bulgu oluşturur. Ayrıca iş daha da ileriye gittiyse mesane duvarında bozukluklar göz önüne gelir. Bütün bunları ha deyince anlayabilmeniz mümkün olmayabilir. Bazen biz 20. haftalardaki ayrıntı ultrasonografi gelen olan her hastada plasentanın lokalizasyonuna bakıyoruz. Bence bu perinatologlar olarak veya bizim sorumluluğumuz altında olması gerekir. Ve böyle bir şeyden kuşkulanıyorsak muhakkak raporlarımızın altına da belirtiyoruz. Burada en önemli olan şey normali bilmek, daha sonra anormali ortaya koymak. Ama 20. haftalarda veya erken gebeliklerde bazen uterin kontraksiyonlar da size yanlışlıkla sanki plasental invazyon anomalisi görünümü verebilir. Böyle bir durumlarda ayağa kaldırın, biraz su için hastayı, tekrar içirtin, tekrar alın ve bakın. Kontraksiyon halkası çözüldükten sonra bu bulgular kayboluyorsa şüpheniz daha az olsun. Burada biz ultrasonografideki bu 5 tane belirteçle neredeyse %95'e varan oranda plasentanın yapışma anomalilerini ortaya koyabiliyoruz. Diğer bir plasenta kaynaklı postpartum kanamada da önemli, nadir görünüyor ama bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bunu da bir defa gördüğünüz zaman unutmanız mümkün değil.
Plasental koruyor anjiyomalar. Bunlar nadir gören bir şeyler ama bu da hem annede dekolman polihidraminoz yapması nedeniyle önemli bir sağlık sorunu yaratabilir. Siz koriyona yakın bölgede yuvarlakımsı, kitlesel bir şey görüyorsanız ve plasentanın dokusundan farklı olduğunu düşünüyorsanız, bunu kalır koyarsanız, içerisinde de anormal damarları gösteriyorsanız, bu olguda plasental bir koriyanjiyoma olgusu olabileceğini akılda tutmamız gerekir. Postpartum kanamalarla çok ilgili değil ama fetal morbidite ve mortalite ile de önemli olan, madem ultrasonografik bulgulardan bahsediyoruz, vazopreviya'dan da bir şey söylemeden geçemeyeceğim. Vazopreviya'da eğer siz bir ultrasonografi yapıyorsunuz, plasentanın aşağı yerleştiğini görüyorsanız, muhakkak orada sanolüsen bir yapının olup olmadığını bakın. Yani damara benzeyen bir yapının serviksin ucundan geçip geçmediğini muhakkak kontrol edin. Ve o kalırınız varsa, bir de kalır da koyarsanız, böyle bir yapının rahim serviksin yakınından geçiyorsa bunda vazopreviya tanısını koyun. Vazopreviya önemlidir. Bu olguların 35. gebelik haftasında doğurtulması gerekir. Fetal morbidite, mortalite açısından. Biz bu plasental yerleşim anomalileri için ultrasonografiyi görüntülemeyi kullanıyoruz. Peki doğumun evrelerinde ultrasonografinin yeri de artık gündemde. Hatta doğum sonu ultrasonografileri gündemde. Biz plasentanın ayrılmalarının da evresi olduğunu biliyoruz. Bunlar latent dönem, ayrılma dönemi ve ekspülsiyon olarak. Siz ultrasonografik olarak uterusa baktığınızda plasentanın ayrıldığını görebilirsiniz. Biliyoruz ki en fazla nedenlerden bir tanesi postpartum kanamalardan atoni, diğeri ise retansiyondur. Siz eğer yumuşaksa uterusu hissediyorsanız atoniden işkilenirsiniz ama bir de ultrasonografiniz varsa ve koyabiliyorsanız plasental bir anomali olduğunu gösterebilirsiniz. Çünkü maalesef geleneksel olarak çok bilmeden hemen kanama olduğu zaman hemen küretaj yapılıp bir de içeriği kontrol etme elimizde alışkanlıkları var. Bence onun da uzaklaşılması lazım çünkü morbiditeyi arttırıyor. Bu anlamda da size ultrason yardımcı olacaktır. Diğer bir şey ise buradaki 24 saatlik kanamalardan bahsettik. Bir de diğer bir şey bence en büyük sorunlardan bir tanesi sezaryanların artması, enfeksiyonların uzaması gibi nedenlerle arteriyovenöz malformasyonlar aslında beklenilenden daha fazla. Bu olgular genelde ilk 24 saatte de kanama olabilir ama 24 saatten sonra da acil kanamayla 10. gün, 15. gün olgular karşınıza gelebilir. Böyle bir durumda muhakkak bir ultrasonografiyle değerlendirdiğinizde uterusun miyometriumda veya servikse yakın arteriyovenöz füstüllerde anormal kan damarlarını görebilirsiniz. Mesela böyle bir arteriyovenöz malformasyon postpartum 20. günde geliyor. Literatürden aldım bunu. Aşırı kanamayla geliyor. Daha sonra embolize ediyorlar. Embolizasyondan 48 saat sonra kanamanın düzelmesi görülüyor. Bizde de böyle iki tane vaka oldu. Onlardan da bahsedeceğim. Bu 15 gün önce bizde primigravid makat nedeniyle sezaryen yapılan hasta post op 14. gündeydi, 15. günde aşırı kanamayla dış başka bir hastaneye gidiyor, özel hastaneye, evine en yakın hastaneye. Orada hemen hastaya resplasanta deniyor, küretaj yapılıyor ama aşırı kanıyor hasta. 3 ünite kan yapılıyor ama kanama durmuyor. Hemen vajinal tampon aklına geliyor orada kişinin ve aile yakınları ambulansla alıyor, hastaneye bize getiriyorlar. Ve hastaya baktığımızda bunda arteri endometriumun incecik olduğu zaten rest yok yani. Ama arteriyovenöz malformasyon saptandı. Daha sonra invazifçi radyolog arkadaşlar bunu embolizasyon yaparak durum kurtarıldı. Diğer bir vaka ise yine gebelik boyunca lekelenme tarzı kanaması olan bir hasta. Erken doğum nedeniyle doğum sonlandı ama biz bunu operasyon öncesinde yani doğum öncesinde arteriyovenöz malformasyon olduğunu saptadık. Doğumdan hemen postpartum 24. saat olmadan embolizasyonu da yapıldı. Aynı anda hayatı kurtuldu. Yani arteriyovenöz malformasyonu da önemli bir sorun olduğu muhakkak aklımızda.
aklımızda tutulmalı. Burada bizim yine bir vakamız, Sayın İsmail de bunu çok iyi biliyor. Ekip ve şeylik çok önemli. Yani sizin kendinizi yetemediğinizde veya yetip de yeterli olamayacağını hissettiğiniz her durumda yardım istemek bence çok önemli. Yani bizim en büyük şeyimiz meslektaşların birbirler arasında ilişki ve iletişim bence. Ki bu da bir konuşma konusu herhalde. Bence çok önemli bir şey. Bu da 15. gebelik haftada bizde sevgili Can Maslak'ta tanık olunan bir servikal gebelik. Tabii bu servikal gebelik tanık oldu da 15. hafta ve şurada da görüyorsunuz uterus boş. Serviksin içerisinde fetus ve plasental lakünler var. Tamamen invaze. Hiç çocuğu yok bir bayan. Bu hasta fetosit yapıldı 15. haftada. Fetositten sonra metotreksat verildi. Kan damarlarının biraz daha küçülmesi beklendi. 10. günde fetal ve plasental doku çıkarıldı. Evet, 11 ünite kan yapıldı ama hasta da bütün riskleri göze aldı. Arkasından bakli uygulandı. Sevgili İsmail de o ekibin içerisinde yer aldı ve hastanın şu an uterusu duruyor. Çünkü hiç çocuğu yoktu. Yani görüntüleme yöntemleri gerçekten hem annenin hayatı için hem de ilerisindeki üreme çağı için önemli bir süreç. Sonuç olarak ben şunu söylemek istiyorum. Postpartum kanamayı vital bulguları çıkmadan önce tanımamız çok önemli. Bunda da bizim obsesifliğimiz ve 2 saat içerisindeki kanama miktarını tahmin etmemiz gerçekten çok önemli. Şüphelenildiği andan itibaren muhakkak hastanın yanından ayrılmamamız lazım. Çünkü gerçekten o 1 saat, 2 saat çok önemli. Ve bu durumda şok indeks bulgusu bize hem olabilecek kan transfüzyonu açısından hem mortalite riski yönünden büyük bir bulgu verecektir. Bunun kanamanın önlenebilir mortalite nedeni olduğunu unutmamamız lazım. Risk faktörlerini çok iyi bilmemiz lazım. Doğum öncesi bunu tanımaya çalışmamız lazım ki normali göre göre baka baka anormali daha rahat anlayacağız. Ayrıca gereksiz özgüvenden kesinlikle kaçınmamız gerekir. Yerinde, zamanında da yardım istememiz gerektiğini düşünüyorum ve teşekkür ediyorum.